Şurumiler. Bu hiçbir insanın gitmediği bir yerin hikayesi. Mantarların ve zehirli mantarların yetiştiği dünyanın ortasında, ormanın derinliklerinde bir yer. Mantar halkının Şurumilerin evi. Oh, evet. Mantarım büyüdü. Mantarım büyüdü. Büyüm işe yaradı. Molly, büyüm işe yaradı. Oh, seninle çok gurur duyuyorum. Ve gördüğünüz gibi Şurumiler mantar yetiştirmek için büyü kullanmış. Sadece mantarlar için değil, sanat eseri yapmak, bir şeyleri onarmak ve çoğu şeyde iyi olmak için bile sihri kullanmışlar. Sihir daha çok erkeklerin işiymiş. Ya kadınlar? Kadınların tek yapması gereken güzel görünmek. Mantar halkı topraklarıyla, mantar tarlalarıyla ve uzun gür kuyruklarıyla gurur duyuyormuş. Kuyruklarını küçük fiyonklar, çiçeklerle süsleyip boyamak için çok zaman harcarlarmış. Bir gece... Molly, bebek ne zaman geliyor? Artık eli kulağında. Umarım büyü yapabilen bir erkek ya da dünyanın en güzel kuyruğuna sahip gerçekten çok güzel bir kız olur. Ne olacak peki? Erkek mi yoksa kız kardeş mi? Sen... Mahsulün üzerine örtmedim. Bir şemsiye al. Molly'nin üzerine yıldırım düşmüş. Bayılmış. Ve birkaç gün sonra... Bizim bebeğimiz. Bebeğimiz. Ona Plovy diyeceğiz. Molly. Plovy çok güzel. Ne? Sorun nedir? Plovy, Dromu ve Molly'nin küçük kızı bir kuyruğu olmadan dünyaya gelmiş. Kuyruğu olmayan bir Şurumi. Ah, korku. Ah, korkunç. Ah, terör. Gerçek bir Şurumi bile değil. Olamaz. Ah, asla. Gerçek Şurumi şerefine büyük bir hakaret. Hiçbiri Şurumi Plovy ile arkadaş olmak istememiş ve Plovy hepsinin neden ondan kaçtığını, neden ebeveynlerinin ona bakınca üzüldüğünü hiç anlayamamış. Evet, kuyruğu eksikmiş ama böyle olmayı kendisi seçmemiş. Plovy büyüdükçe daha da yalnız olmuş. Kimseyle çok fazla konuşmadığından kekelemeye başlamış. Al şunu. Hayır, bekle. Sen onu dök. Ben onu dışarı çıkarayım. İçerideki kim öyle? Aa, bu senin kızın. Gel dışarı çık çocuğum. Annen ve babanın arkadaşlarına merhaba demek istemez misin? Senin adın ne çocuk? Onun adı Plovy. Hemen içeri gir. Bu arada yediğiniz pastayı Plovy yaptı. Onun kuyruğu yok. Sana hemen içeri gir dedim. Keşke yıldırımlı havada dışarı çıkmasaydın. Zavallı Plovy hangi suçtan dolayı cezalandırıldığını anlamamış. Zaman geçmiş. Bir gün... Dromu, sen bu köyün en etkili Şurumilerinden birisin. Ve hala Plovy'yi okula göndermedin mi? O artık yeterince büyüdü. Sen nasıl olduğunu biliyorsun. Umrumda değil. Her çocuk okula gitmelidir. Böylece Dromu kızını okula göndermek zorunda kalmış. Plovy için herkesin ona tuhaf tuhaf baktığı, onunla dalga geçtiği, ondan kaçtığı bir sabahı evden uzakta geçirme düşüncesi ürkütücüymüş.
titreyerek sınıfta tek başına oturmuş. Günaydın küçük Lady Shroomiler. Günaydın Shroomie hanımefendi. Kitaplarınızın 21. sayfasını açın ve okumaya başlayalım. Kim yüksek sesle okumak ister? Denemek ister misin? Leon. Merhaba. Ben... Sınıfta olduğun için mutluyum. Belki de ilk defa birisi Plovy'den gerçekten hoşlanıyormuş. Plovy sınıftaki en iyi öğrenci olmaya karar vermiş. Büyülere karşı doğal bir yeteneği varmış. Bunu bir gece garip bir şekilde öğrenmiş. Bak ne buldum. Yaralı bir kelebek. Onu en kısa sürede iyileştireceğim. Neden büyüm işlemiyor? Sen bu basit büyüyü doğru yapamaz mısın? Onu rahat bırak. Hifu. Anne, doğru olduğunu biliyorsun. Plovy, Hifu'nun ne dediğini umursamamış. Çünkü böyle yorumlara alışıkmış. Gerçekten ilgilendiği şey büyünün işe yaramasıymış. Baba, baba! Yaptım, yaptım! Gerçekten mi? İşe yaraması için biraz zaman lazımmış. Yo. Ben... Sen bunları anlamayacaksın. Git bana yemeğimi getir. Plovy gerçekten hızlı öğreniyormuş. Ve yeni, gelişmiş büyülerle olağanüstü şeyler yapabiliyormuş. Ama... Peki, bu sorunun cevabını kim biliyor? Evet, Plovy. Ben bu cevabı bildiğini biliyorum. Evet. Ben biliyorum ama anlıyorum. Konuşmaya alışık değilsin. Üzerine çalışmak ister misin? Evet. Üzerinde birlikte çalışacağız ve yüksek sesle okuyarak başlayacağız. Birlikte her gün dersten sonra. Tamam mı? Tamam. Böylece Plovy ve öğretmeni her gün okuldan sonra birlikte çalışmış. Okumuşlar, çalışmışlar ve en çok da konuşmuşlar. Bir kuyruk olmadan doğmak bu kadar yanlış ve kötü bir şey mi? Yani beni bu hale bir yıldırım getirmiş. Önemli olan Plovy, nasıl göründüğümüz değil, kim olmayı seçtiğimizdir. Sen iyisin, yeteneklisin Plovy. Bunu kimsenin senden almasına izin verme, tamam mı? Üzerinde çalıştığın büyü deneyi nasıl gidiyor? O henüz hazır değil. Üzerinde çalışmaya devam et, tamam mı? Evet. Plovy'nin bir hayali varmış. Tüm hayatı boyunca annesini yıldırım çarptığı için kuyruksuz doğduğu söylenmiş. Çünkü babası mantar mahsulünü korumak istemiş. Peki ya babasının mantarlarının gök gürültüsünden, şimşekten,
veya herhangi bir fırtınadan etkilenmemesini engelleyecek bir büyü yapabilirse, Plovi büyü üzerinde çalışmış. Okuldan sonra çalışmış. Gecenin bir yarısı evde gizlice çalışmış. Haftalar, aylar, iki koca yıl geçmiş. Ve bir gece... Benim büyüm. Artık hazır. Gizlice dışarı çıkmış ve büyüyü babasının mantar tarlasına dökmüş. O gece... Heyfo! Bu gece bir fırtına çıkabilir. Git ekini ört. Annen ve ben dışarı çıkıyoruz. Pekala baba. Yemekten sonra çıkarım. Ve tabii ki Heyfo unutmuş. O gece gerçekten bir fırtına varmış. Çok korkunçmuş. Dromu'nun ekinleri dışında köydeki tarlalar çok ağır hasar görmüş. Plovi'nin büyüsü sayesinde. Plovi'nin ailesi sabah döndüğünde... Ne korkunç bir fırtınaydı. Tarlalarımız. Mantarları örtmek bile onları kurtaramazdı. Ne? Ne? Evet, tarlalarınız Romo. Molly. Bizim tarlamız güvendi. Nasıl? Büyü gibi görünüyor. Heyfo. Heyfo. Evet. Oğlum, mantarlarımızı korumak için bir büyü yarattın. Ben... Seninle çok gurur duyuyoruz. Büyü bize de var. Ben onu mükemmelleştirmem gerekiyor. Herkes Dromu adına mutluymuş ama biri kıskanmış. Köyün muhtarı. O sihirli mantarlar yaratan büyüyü istiyorum. Büyüyü tamamladığı anda paylaşacağız. Hadi, biz şurumiler hayatımız boyunca büyülerle çalışırız ve bir bebek şurum müebbiyle size büyünün mükemmel olduğunu söyleyebilir. Alanınızdaki parıltı bunun kanıtıdır. Sırf krallıktaki en iyi mantar tarlasına sahip olmak için yalan söylüyorsun. Büyüyü şimdi bana ver, yoksa seni bu köyden uzaklaştırırım. Hayır, bunu yapamazsın. Ben muhtarım ve her şeyi yapabilirim. Yani ya o büyüyü bana verirsin ya da karışmam. Sakın buna cüret etme. Plovi. Heyfo, hadi herkese anlat. O büyüyü nasıl yaptın? Ben... Bunu bilmiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü o büyüyü sen yapmadın. Ben yaptım. Ne? Ben yaptım anne. Okula gitmeye başladığımdan beri, kardeşim o zavallı yaralı kelebeği eve getirdiği günden beri, yani kendimi bildim bileli büyü yapıyorum. Sen... Plovi! Evet, kuyruğu olmayan Shroomy. Plovi! Bu büyük, güzel... İlahi büyüyü sen mi yaptın? Yıldırım'ın bir daha kimseye zarar vermesini istemedim. Artık büyünün işe yaradığını hepimiz bildiğimize göre hepinizle paylaşacağım. İşte burada. Bu büyü hepiniz için. Artık kimse tarlasını örtmek için fırtınada dışarı çıkmak zorunda değil. Ve bir daha hiç kuyruksuz Plovi doğmayacak. Biz... Gerçekten çok çok üzgünüz. Kuyruğum yoktu ama kuyruğu olmayan insanların bile yürekleri, acı ve hakaret hisseden yürekleri ve her şeye rağmen güzel şeyler yapabilecek zekaları olduğunu unuttunuz. Eğer öğretmenim olmasaydı hala bir köşede ağlayarak konuşmaya çalışıyor olacaktım. İşte o gün Shroomiler nasıl göründüğümüzün değil, kim olmayı seçtiğimizin önemli olduğunu anlamış. Ve bu arada sihir yapma işi artık sadece erkeklerin işi değilmiş. Kızlar da ilgilenmeye başlamış.